Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani uzay geometrisinin 4. videosundayız. Koni'nin de 2. videosundayız. Yani Koni'nin son videosundayız. Evet bu videodaki anlatılan konunun pdf'ine nasıl ulaşacaksın? Bir önceki videoda indirdiysen konu pdf'ini sıkıntı yok. İndirmene gerek yok. Orada hepsini paylaşmıştım. Ama bu videonun altına da o açıklama link kısmına link koyuyorum. Oradan da indirebilirsin. Sonrasında bir çıkarttıysan, hazırsan hadi bakalım dersimize başlayalım. Kesik konide kalmıştık. Kesik koni dediğimiz şey bir koniyi böyle tabana paralel bir düzlemde kestiğimiz zaman alttaki kalan kısmına kesik koni diyoruz. Üstteki kısım yine bir koni yapıyor arkadaşlar. Bakın kesik koni kısmı şuradaki kısmı oluyor. Peki hocam kesik konide ne yapacağız? Piramitte de kesik piramit vardı. Ne yapıyorduk? Benzerlik yapıyorduk. Bak prizmalarda hacimleri dağıtırken yüksekleri doğru orantılı olacak şekilde dağıtıyorduk. Mesela silindirde Atıyorum şurası 2K burası 3K ise 2K'daki hacim 2V iken 3K'daki hacim 3V deyip yorum yapabiliyoruz. Ama ucu sivri olan şekillerde piramitte ve konide bu yorumu yapmıyoruz. Bunlarda ne yapıyoruz? Benzerlik yapıyoruz. Bu şekilde kestiğimiz zaman tabana paralel bir düzlemde kestiğimiz zaman atıyorum şuradaki oranlar birbirine eşitse yani şunlar birbirine eşitse benzerlik oranı ne yapıyor burada? 1 bölü 2 yapıyor. O zaman 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Alanlar oranı 1 bölü 4'tür. Mesela şu taban alanlar oranı ya da yanal alanları oranı. Şunun yanal alanıyla bunun yanal alanı değil tabii ki. Çünkü şu konu ile büyük koni benzer. Bunun yanal alanı büyük yanal alanı. Aynı şeyi üçgende alanda da yapıyorduk. Şunlar birbirine eşitse 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 ya. Burası A iken tamamı 4A diyorduk. Buraya 3A kalıyordu. Dikkat et alanda da aynı mantık var. Hacimde de aynı şekilde arkadaşlar. Hacimde de bu sefer tek fark şu. Benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşit olacaktır arkadaşlar. Yani 1 bölü 2'nin kübüne 1 bölü 8. Yani burası V iken bunun tamamı ne olacak? Tamamı 8V yani buraya 7V kalacak diyeceğiz arkadaşlar. İşte böyle kesik koninin hacmi falan sorulursa bize yapacağımız iş ne biliyor musunuz? Böyle kesik koni geldiği zaman bunu tamamlayacaksın. Sonra benzerlik hacim ilişkisi yapacaksın. Uzunlukları falan da bulurken yine benzerliği kullanacaksın. Benim buradaki verdiğim örnekte 1'e 2 oran vardı. Mesela şu örnekte burası K burası 2K ise benzerlik oranı 1 bölü 3 ya. Yarıçaplarda da onu söyleyebiliriz. R iken 3R yükseklerde de H iken hocam tamamı 3H buraya da 2H ya da 1'e 2 oran var 1'e 2 oran var şeklinde deyip ona göre bir yanılma yapacağız. Hacimler oranı olacak? 1 bölü 3'ün kübü yani 1 bölü 27 olacak. Hocam burası V iken burası 27V değil. Kesin olacak? 26V olacak. Buna dikkat et lütfen. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi örneklere başlayalım. Örnek 9. Oranlamalar verilmiş. Ali kara uzunluğu K iken şurası. TK uzunluğu 3K verilmiş. Tamam. E şimdi koninin hacmi 128 olduğuna göre bizden konideki suyun hacmi nedir diye soruluyor. Evet konide şuraya kadar. Yani kesik koni değil mi? bu? Evet. Şimdi 3 bölü 4'ün kübü değil midir? Hacimler oranı. Evet. Bu 27 bölü kaç yapıyor? 64 yapıyor. Yani buradaki hacim 27V iken tüm hacim ne yapıyor? 64V olmak zorunda. E 64'ten 27'ye çıkartınca ne geliyor? 37V kalıyor buraya. Koninin hacmi yani 64V'yi bize kaç vermişler? 128 vermişler. V buradan kaç geliyor o zaman? 2 gelir. Bizden de konideki suyun hacmi isteniliyor. Yani 37V isteniliyor. V yerine 2 yazarsam o da kaç yapıyor? 74 yapıyor galiba. Evet örnek 9'u böylelikle 74 bulduk arkadaşım. Geldik örnek 10'a. Bak kesik koni vermiş. Kesik koni verdiği zaman... Bunu ne yapacaksın? Tam koniye tamamlayacaksın kardeşim. Bunu unutma. Tam koniye tamamladın. Hadi bakalım tamamlayınca ne geliyor? Hocam yüksekliği de şöyle tamamlayayım. Benzerlik oranı kaç burada? Şöyle şu paralelliğe bakacak olursanız. Hocam 10 bölü 20. Yani 1 bölü 2 değil mi? Evet. Yani 1 bölü 2 olacak benzerlik oranı. E benzerlik oranı 1 bölü 2 ise şunlar birbirine eşit olmak zorunda. E bunlar eşitse şunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Yani 24 ise burası da kaç oldu? 24 oldu. Abajurun yanal alanı nedir diye soruluyor bize. İstersen şöyle yap. Hocam tüm alandan üsttekinin alanını çıkartırım. Bir de şu taban alanını eklerim diye de şey yaparsınız. Çünkü kesildiği zaman ekstradan burada da bir şey alanları da oluşmuş oldu. Ya da yanal alanını bulurken normalde benzerlik olanı kaç? 1 bölü 2. Karesi nedir? 1 bölü 4. Yani buradaki yanal alan A iken tüm alanı 4 A olacak. Bunun yanal alanında 3 A olacak diyebilirsin. Hocam A'yı bulalım. Bu arada burada ne var? 10 var 24 var. Yani 5'in 2 katı 12'nin 2 katı. Burası da 13'ün 2 katından dolayı kaç yapacaktır? 26. Şimdi ben A alanını bulabilirim. A alanı neye eşittir arkadaşlar? Piril. Pi re l. Yani 260 pi yaptı. Yanal alan A'daki. O zaman 3A'daki ne yapacaktır? 3 ile bunu çarparsam 0. 6 kere 3 18. Sonra 3 kere 2. 6. 780 pi yaptı arkadaşlar burası. bunun yan alanını buldum. Ama abajurun yan alanını buldum. Sadece yan alanını buldum. İstersen sen şöyle de yapabilirdin. Hocam tüm yan alandan şuradaki yukarıdaki yan alanı çıkartıp buradaki 780 pi'yi de öyle bulabilirdin. Ben ne yaptım? Benzerlik oranı 1 bölü 2 ya. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 a iken tamamı 4 a. Buraya 3 a kaldı dedim. A yan alanını pirilden buldum. Sonra 3 a'dan 780'i buldum dostum. Tamam Evet şimdi ne yapıyoruz? Hocam burada daha abajurun yanal alan isteniyor. Bak taban alanları istenmiyor bizden. Eğer tüm alan istenmiş olsaydı. Ben soruyu yanlış anlamışım. Tüm alanı istenmiş olsaydı bu alanları da ekleyecektik. Ama bizden yanal alan isteniyor. Yanal alanda kaç yapar o zaman? 260 değil pardon. 3A isteniyor bizden. 3A alanda 780 pi olarak bulduk. Eğer tüm alan istenmiş olsaydı dediğim gibi şu alanları da ne yapacaktık? Ekleyecektik arkadaşlar. Tamam mı? Evet, cevap böylelikle 780 pi oldu arkadaşlar. 10. soruda. Geldik 11. soruya. Sözel bir soru. Tuna taban yarıçapı 3 birim ve yüksekliği 4 birim olan tepe noktası aşağı doğru bakan dik dairesel konu biçimindeki bir kabı eşit kes tam olarak bir de yarı yüksekliğine He. eşit kes kullanacak, bir tam olarak kullanacak. Yani x tane tam olarak kullandıysa x tane de yarı yüksekliğine kadar dolu kullanacak. Kullanarak Yarı çapı 6 birim yüksekliği 18 birim olan dik dairesel silindir biçimindeki bir depoyu suyla dolduracak. Evet bir koni var arkadaşlar elimizde öncelikle. Bunun yarı çapı kaç? Hocam yarı çapı 3 ve yüksekliği de kaç olacak arkadaşlar? 4 olacak. Sonra bir silindiri dolduracakmışım. Silindirin de yarı çapı kaç olacak arkadaşlar? Silindirin de yarı çapı 6 yüksekliği de 18 olacak. Bunu diyor eşit kez bir tam olarak doldur diyor. Bir de yarı yüksekliğine kadar doldur diyor. Yani şu yarı yüksekliğine kadar dolduracaksın. Yani bundan x tane doldurdu ya tamdan. Yarından da x tane dolduracaksın. E o zaman bunu dolduracaksın. E bunun hacmi o zaman şunun hacmini söyleyelim. Hocam pi r kare çarpı 18 neye eşit? x tane bunun tam dolusu. Yani pi r kare çarpı 4 bölü 3 taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 artı x tane de ne olacak arkadaşlar? Bunun yarı dolusu. Yani yarı çapı kaç yapıyor arkadaşlar? 3 bölü 2. Şeyden mi gitseydik? Benzerlik oranından falan. Yok. Buradan direkt gidebiliriz. Burada pi 3 bölü 2'nin karesi. Pi 3 bölü 2'nin karesi. 9 bölü 4 çarpı yükseklik kaç yapıyor? Yarı yüksekliği. 2 mi yapıyor? 2. Tabi bölü 3'ü de kullanacağız. İşte x tane ben e, bunun tamamı ve bunun yarısını bu şekilde kullandığım zaman buna eşit olacak. Arkadaşlar pi parantezini aldığımız zaman pi'ler gitti mi? Gitti. Sonra devamını getirelim. Bu 36 çarpı 18 yaptı. Eyvallah. Şuradaki 3'ler sadeleşince burası 12 yaptı. 12x artı. Şuradaki 3'ler sadeleşince 3 kaldı. Şu 2'ler sadeleşince 2 kaldı. Bu da 3 bölü 2x yaptı. 3x bölü 2 yaptı daha doğrusu. E o zaman buradan 24, 27x bölü 2 mi yaptı burası? Evet. 36 çarpı 18 eşittir. 27x bölü 2 eşit oldu. Hocam 9'a bölsek 3. 9'a bölsen 4. 3'e bölsen, 3'e bölsen 6. E 2 ile de çarpsan 6 x 4 24. 48 mi yapıyor? Evet. X 48 yapıyor. Tuna depoyu doldurmak için kabı toplam kaç kez kullanmıştır diye soruluyor. Cevap 48 mi? Hayır. X tane tam dolu kullandı. X tane de yarı dolu kullandı. O zaman cevabımız ne olacak? 2x kadar kullanmış. 2x kez kadar kullanmış oldu. Yani o zaman ne oldu? Bizden 2x isteniyor. Yani cevabımız böylelikle 96 çıkar. Evet en son noktaya dikkat etmeseydik cevabı 48 deyip geçecektik ama cevap 48 değil arkadaşlar. Tamam evet geldik bir sonraki soruya. Evet burada ne yapmışlar? Nehir elindeki dik dairesel silindir biçimindeki kalemini kalem açtığında oluşan görsel yukarıdaki gibidir. Evet yarıçapı 3 yüksekliği 16 şuraya kadar 12 şuradaki yükseklikte kaç yapıyor o zaman? Eski hali 16 olacaktı ya 4 yaptı. Buna göre açılmış kalemin Yüzey alanı kaç pi birim kare azalmıştır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar ee, ne yapacağız? Burada yorum yapacağız. Yani burada aslında kesik konuyla bir alakası yok ama genel bir soru olmuş bu. Olsun. Şimdi alandaki azalmaya bakacağız. Hocam buraya kadar kesildi ya. Buraya kadar kesildiği için. Bak önceden şu alan vardı. Artık burada kalan var mı? Yok. Hocam burada var diyeceksin. Yok bu içeri yapışık. Burada kalan azaldı mı? Azaldı. Azalanlar eksi pi r kare. Evet bu daire azaldı arkadaşlar. Bu daire azaldı. Tamam. Sonra ne oldu? Hocam silindirin şuradaki silindirin yanal alanı gitti. O da azaldı. O zaman eksi silindirin yana alanı. Silindirin bak silindirin yana alanı neydi arkadaşlar? Taban çevresi çarpı yükseklik. Yani 2 pi r çarpı yükseklik. Yükseklik kaç? 4 kadar azaldı. Peki hocam eklenen alan var mı? Var tabi ki. Şuradaki alanda koninin yanal alanı değil mi arkadaşlar? Yani tamam, şuradaki alan çıktı, şuradaki yanal alanda çıktı. Bak şu alan çıktı, bu alanda çıktı. Eyvallah. Ama şuradaki alan eklenmedi mi ekstradan eklendi? Artı bunun yarıçapı kaç? 3. Yüksekliği kaç? 4. 3, 4, 5'ten burası 5 çıktı. Koninin de yanal alanı da eklenmiş oldu buraya. Onu da ekleyeceğim. Yani pi r l eklenecek. O zaman burada ne oldu arkadaşlar? Burası 4 kere 3 12 24 eksi 24 eksi 9 eksi 33 pi. Eksi 33 pi azaldı. Azalan bu artan da şurası artı 15 pi yaptı. Hocam burası da kaç yapıyor? Eksi 18 pi yaptı. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bu azalan bu artan sonuçta eksi 18 pi bulduk. Alanı 18 pi azaldı diyebiliriz. Evet 18 pi kadar azaldı cevap artı 18 piye çıkmış olsaydı o zaman 18 piye artar derdik arkadaşlar. Tamam mı? Bak ne yaptık? Çıkar alanları yaptık. Şurada alan çıktı. Bu alan çıktı. Yan alan. Şuradaki alan hala daha çıkmadı arkadaşlar. Eklenmedi de. Çünkü bu içeride. Yapışık onlar. İçerideki alan. Oradaki alanda herhangi bir şey yok. Evet. Bu alanları çıkarttık. Koninin de yan alanını ne yaptık? Ekledik arkadaşlar. Evet. Örnek 12'yi böyle 18 pi azaldı diye bulduk. Geldik örnek 13'e. Ne demiş? Koninin hacmi nedir diye soruluyor. 3, 4. Şurası nedir? 5. Hocam bunun tamamı 10 ya. Bu da 10. Burası da 5 oldu. E ben koninin yüksekliğini bulacağım arkadaşlar. Hop şöyle. Yükseklik buraya denk geliyor. A ne çıktı burada? Hocam şunlar orta taban oldu. Hocam 4 ise burası 8. Çünkü bunlar birbirine eşit. 3 ise burası da 3. Koninin hacmi ne yapar? Pi r kare. Altının karesi çarpı. Yükseklik taban alanı çarpı. Yükseklik bölü 3 olacak. Yani buradan ne geldi? 36 ile 3 sadeleşti. Burası kaç yaptı? 12 yaptı. 12 çarpı 8'den de 96 pi diye sonuca ulaştık. Evet örnek 13. 96 pi çıktı. Geldik örnek 14. Hmm döndürme sorusu. Dikkat dikkat. AD etrafında döndüreceğim. Arkadaşlar AD etrafında bir döndürme yapacaksam eğer. Ne yapıyorduk? AD'ye göre şeklin simetriğini alıyorduk. Şeklin simetriğini aldık AD'ye göre. Hocam 5 5 dolu olan kısım burası. Tamam aldık. Sonra ne yapacağız? Hocam döndüreceğiz bunu. Hadi döndürelim bakalım. Şu nokta buraya geldi. Dikey doğrultuda döndürünce yuvarlaklar yatay olacak. Hocam şu şekilde dönüşte bir yuvarlak gelir. Bu B noktası da buraya geldi. Bu şekilde bir dönüş olur. A ne çıktı karşımıza? Kesik bir koni mi çıktı? Evet. Kesik koni çıktı. Cismin hacmi kaç birim küptür diye soruluyor arkadaşlar bize. Kesik koninin hacmini bulurken de ne yapıyorduk arkadaşlar? Tam koniye tamamlıyorduk. Tam koniye tamamlayalım arkadaşlar şöyle. E o zaman buradaki yükseklik yüksekliği çıkacak. Bak 2 bölü 5 oran var burada değil mi? Şu paralelliğe bakacak olursak. Evet 2 bölü 5 oran var burada. Hocam 2 bölü 5 nedir? Şurada da 2 bölü 5 oran olacak. 2 A ise 5 A olacak. Buraya 3 A kaldı. A 2'ye 3 oran var. 2'ye 3 oran olacak yükseklikte de. E, direkt burası da kaç oldu? 2 oldu. Şimdi 2 bölü 5'in kübü nedir? Hocam 8 bölü 125 yaptı. Değil mi? Evet. 8 bölü 125 yaptı. 2 bölü 5'in kübünden dolayı. Yani buradaki hacim 8V iken buradaki hacim işte döndürülen kısmın hacmi yani kesik konunun hacmi 125 πv değil. Çünkü niye? Hocam tamamı 125. 125'ten 8 çıkartırsak 117 v yaptı burası. E ne yapacağız? Hocam yukarıdaki hacimden daha kolay buluruz. Yani tamamını 125 pi eşittir pi r kare çarpı yüksek diyeceğimize Yukarıdakinden 8V'yi eşitlesek V'yi daha rahat bir şekilde bulabiliriz. 8V neye eşit? Hocam yarı çap 2. Pi R kare çarpı H bölü 3 değil mi? Evet. Bu 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Gitti. Yani V'yi pi bölü 3 olarak bulduk arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? 117 V isteniyor. 117 V isteniyor. Kesik primitin hacmi. Yani 117 çarpı pi bölü 3 mi yaptı? Evet. Bu da kaç yapıyor? Sanırım 39 yapıyor değil mi? Evet böylelikle cevabı 39 pi olarak buluruz. 3 kere 9 27. Evet aynen öyle. Cevap 39 pi oldu. İşte böyle kesik piramitlerde hacim sorulduğunda üsttekini bul. 8 v eşittir dedik. V'yi böylelikle bulduk. Sonra ne çıktı? Bizden 117 v isteniyor. V'yi bulduktan sonra v yerine pi bölü 3 yazıyorum. Ve olay çıkıyor mu arkadaşlar? Çıkıyor. Bu kadar basit. Benzerlik. Kesik konide ne yapıyormuşuz? Benzerlik. Evet geldik bir sonraki soruya. Yukarıdaki koni şeklindeki tamamı su ile dolu bir su sebili ve silindir şeklindeki hacmi bir birim küp olan bardak çizilmiştir. Evet hacmi bir birim küp olan bir bardak çizilmiş. Sebilin yüksekliği 108 birimdir. Sebili tamamen doldurmak için bu bardak ile sebile 20 de 27 defa su konuluyor. Evet sebili tamamen doldurmak için bunu 27 defa su koyuyormuşum. E, bunun hacmi 1'di ya o zaman bunun hacmi ne oldu arkadaşlar? Hacmi 27 oldu. Tam dolu olan sevilden 19 bardak su alındığında e ben 19 bardak su alırsam eğer bir bardakta da 1'di e 19 bardak tamamı 27 idi. O zaman 19 bardaktan yani hepsi de birbirimse 19 aldıysam boşluk kısmı burası dolu kısmı burası oldu. E burası 19 buraya da ne kaldı arkadaşlar? 8 mi kaldı? Evet. 19 e tam tam ne diyor? Tam dolu olan sevilden 19 bardak su alındığında kalan suyun yüksekliği ne olur diye soruluyor arkadaşlar bizden. Evet bunlar hacimler. Burası 8 burası da ne? 19. Arkadaşlar bizden ne isteniyor? Şuradan şuraya kadar olan H isteniyor arkadaşlar. E tamamında ben yüksekliğin 108 olduğunu biliyorum. E peki buradaki benzerliği bulayım. Arkadaşlar benzerlik oranı. Şunun şuna oranı. Benzerlik oranı. Benzerlik oranın karesi kübü hacimler oranına eşitti. E burada da arkadaşlar benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşitti. Hacimler oranı da kaç? Şundaki hacim 8. Büyüğündeki hacim 27. 8 bölü 27 bu hacimler oranı. Bak söylüyorum tekrar söylüyorum. Benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşitse. E o zaman tam tersi. Hacimler oranının küp kökü de benzerlik oranına eşit olmaz mı? Olur. Yani bunun küp kökü 2 bölü 3 mü yapıyor? Evet benzerlik oranı 2 bölü 3. Yani burası 2 a iken burası 3 3 a olacak. Buraya a kaldı. E hocam 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oran olacak. Yani burası h dediğimiz ne oldu? 2 k oldu. Burası da ne oldu? K oldu. Toplamda 3K eşittir. 108 olduğundan K'yı 36 buluruz. Bizden de haş isteniyor. Haş da 2K olduğundan K yerine 36 yazarsak eğer cevap kaç çıkar? 72 çıkar dostlar. Evet örnek 15 böylelikle 72 oldu. Çünkü suyun yüksekliği isteniyor bizden. Cevap 72. Geldik örnek 16'ya. İlk video, videoda bahsetmiştik. Şimdi genel sorulardayız arkadaşlar. Kesik piramitle hallettik. Şimdi yüksekliği 16 birim olan ve tamamı su ile dolu olan bir dik koni ile Aynı tabanlı yüksekliği işte bu böyleyken su seviyesi buradaymış. Ters çevirdiğinde de su seviyesi buraya gelmiş arkadaşlar. Bakın su seviyesi böyle olmuş. Şuradaki H nedir diye soruluyor bize. Tam sınav yanında. Çok güzel bir soru. Sen istersen şöyle yapabilirsin. Hocam bunun yarı çapı belli mi? Yok. Hmm, belli değil. Yarı çapına R diyelim. Bunun hacmi nedir arkadaşlar? Pi R kare çarpı 16 deyip e, suyun hacmi. Buradaki suyun hacmi de şu şekilde diyebilirsin. Buradaki yükseklik kaç verilmişti yukarıda? 4 verilmişti. 4. Hocam bu pi r kare pi r kare çarpı 16 bölü 3 olacak bu arada. Neye eşit? Şu koninin hacmi pi r kare çarpı 4 bölü 3 artı bir de silindirin hacmi. Şuraya da x diyelim. Pi r kare çarpı x sadece pi r kare çarpı x. Çünkü silindirin hacmi neydi? taban alanı çarpı yükseklik. İşte buradaki eşitliği yaparak x'e ulaşabilirsin. Ama ben böyle mi yapacağım? Hayır. Bak buradan yapabilirsin sen. Bu senin birinci yolun olsun. Tamam mı? Burada birinci yolda yukarı doğru yazdım. Yukarıda belli arkadaşlar. Ben şimdi ne yapacağım? X'i bulduktan sonra h ne olacak arkadaşlar bu arada? Şurası x ya. Burası da 4 ya. 4 artı x'den sonuca ulaşacaksın. Şimdi ben ne yapacağım? Arkadaşlar ben böyle silindirle koniyi aynı anda gördüğüm zaman bunu konileri silindir içerisine koyarım. Bak böyle. Ve silindir ile konideki hacimler oranı 1'e 3. Bu arada arkadaşlar buradaki 4 ya 4'teki hacim 4V iken 15'teki hacim 15V 16'taki hacim de 16V şeklinde söyleyebiliriz. Çünkü silindirlerin hacimleri yükseklikleriyle doğru orantılıdır. E hocam o zaman burası 4V ise burası 3'te 1 oluyor ya 4V bölü 3 olur burası. Burası 15V. Burası da ne oluyor? 16V bölü 3 oldu. Ha, Suyun hacmi ne oldu? 16V bölü 3. Ve su 16V bölü 3. Unutma bunu. Peki şuraya gelecek olursak. Hocam burası 4V bölü 3. Tamam. Şuraya da X dersem. X'teki hacim de XV olmaz mı arkadaşlar? Evet. Çünkü şöyle yapacak olursak. Şöyle silindiri tamamlayacak olursak arkadaşlar. neyi burası? Yüksekliği 4'tü. Ters çevrildi ya. 4 ya. Burası 4 iken 4v burası 4v bölü 3 burası. Buraya da x dersem o zaman 4'teki 4v ise x'teki de xv olacaktır. O zaman suyun hacmi de şu ikisinin toplamı olmayacak mı? Evet. Yani bu da xv artı 4v bölü 3'e eşit olacak arkadaşlar. E Arkadaş şunu öbür tarafa atarsam. 16v bölü 3'ten 4v bölü 3 çıkarsa 12v bölü 3 gelir. Eşittir xv oldu. V'ler nanay oldu. 12 bölü 3'ten de x kaç çıktı arkadaşlar? 4 çıktı. x'i 4 bulduk. Bizden ne isteniyor? H. Haçta bakın şurası 4 burası 4. 4 artı 4'ten kaç çıktı? 8 çıktı. İşte o yüzden ben bir önceki videoda da dedim. Bu şekilde silindirle konuyu aynı anda gördüğünüz zaman ne yapın? O konuyu silindir içerisine koyun cevabınız daha kolay çıkacaktık. Burada ne yaptık? Suyun hacmini ne bulduk? 16V bölü 3 bulduk ya. Burada da suyun hacmi 4V bölü 3 artı XV dedik eşitledik ve X'i çıkarttık arkadaşlar. Bu kadar basit. Çok kolay çıkıyor. Gerçi burada da işlem kalabalığı olacak sadece. Ama bu mantıkla da bulabilirsiniz tabii ki. Hatta bunun da devamını getireyim de. Hoca şey yaptı demesin. Pi kare parantezin alınca bunlar gitti. Hocam burası 16 bölü 3 eşittir. Burası 4 bölü 3 artı x yaptı. Öbür taraf atınca 12 bölü 3 eşittir. X yaptı. X de buradan 4 bulduk. X 4 ise h da buradan kaç olur? 8 olur. Bu işlemin devamını da getirsek yine aynı sonuca ulaşıyoruz. Çok da zor değilmiş açıkçası ama ben nelerse böyle hem silindir hem koniyi aynı anda gördüğüm zaman dediğim gibi silindir yapıyorum konileri üçte biri de konileri de üçte biri olarak silindirlerin hacimlerinin üçte biri olarak söylüyorum. Çoğu soruda daha da işimizi kolaylaştırıyor çünkü bu yöntemle yaptığımız sorularda bazen çok büyük bir sıkıntılar yaşanabiliyor. En azından tamam sen bu işlemi yapabilirsin ama baktın sıkıntıya doğru gidiyorsun. İşlem kalabalığı çok fazla hemen şu tekniği Denemeni öneririm. Evet örnek 16. Böylelikle 8 çıktı. Geldik örnek 17'ye. Ne diyor burada? Bu dik üçgen diye doğrusu etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen cisim. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Cismin simetriğini alıyoruz. Bak simetriyi. Hocam simetriğini aldık. Şöyle bir şey mi yaptı simetriyi? Evet. Simetriyi bu yaptı. Bak şurası dolu kısmı. Şurası 5, 13, 5, 12, 13. Tamam burası 12. Şimdi sen bunu dikey doğru boycu döndürünce yuvarlakların böyle mi olacak? Yatay mı olacak? Evet. Sivri noktaları yatay koyacaksın sadece ya. Al. Yatay koydun. A noktası buraya geldi. B C noktası da buraya geldi. A ne çıktı? Dolu kısımlar burası. Silindirin içerisini ne yapmışım arkadaşlar? Oymuşum. Elde edilen cismin hacmi isteniliyor bizden. Silindirin hacminden neyi çıkartacağım? Koninin hacmini çıkartacağım. Ya da burası V iken tamamı 3V dersin. E o zaman dolu olan kısma 2V kaldı dersin v hacmi de taban alan çarpı yükseklikten koninin hacminden bulabilirsin. Ya da direkt silindirin hacminden pi 5'in karesi çarpı h'dan neyi çıkartacaksın? Koninin hacmini çıkartacaksın. Yani burası da 5 ya. Pi 5'in karesi çarpı h. H dediğimiz 12 bölü 3'ü çıkartacaksın. Bu şekilde dolu olan kısmın hacmini bu şekilde bulmuş oluruz arkadaşlar. Burası boş ya. Evet. Buradan arkadaşlar ne geliyor? Şunlar şunlar sadeleşse kaç geldi? 4 geldi. Pi 5'in karesi yani pi çarpı 25 parantezine alırsam 12 çarpı 4 yaptı. Yani burası 8 yaptı. 8 ile 25'in çarpı da 200 yaptı. Cevap da böylelikle 200 pi oldu. Örnek 17 200 pi oldu. Geldik örnek 18'e. Evet O1 ve O2 dik konilerin merkezleri T. iki koninin tepe noktaları. Tamam. O1 ve O2 burada verilmiş. T de iki koninin tepe noktaları. Şimdi AE ile FB'yi vermiş bana. Kaç vermiş? 2 birim. Şurası 2 iki, burası 2'yi yazdım. O1 O2 uzunluğu verilmiş bana. O1 O2 uzunluğu kaç verilmiş? Şuradaki O1 O2 uzunluğu verilmiş bana. 8 verilmiş. TO2 de ne verilmiş arkadaşlar? TO2 de neresi? 4. TO2 de 4 verilmiş. Tamam. Şimdi burada aslında ee, şey demeliydik. Bunlar hocam koniler zemine paralel. O zaman zemine paralelse o zaman buradaki şey de şey olmuş oluyor arkadaşlar. Tam bu doğrusal olmuş oluyor. O cümlede eklense daha güzel olacak. Ya da şu merkezle T, tepe noktası doğrusal da denilebilir. Ama biz doğrusal olduğunu anlayabiliyoruz. Soru ona göre yazıldığını anlayabiliyoruz. Şu an ÖSYM'de değiliz. E, normalde ÖSYM'de olsak bu soruya itiraz edilir ama itiraz etmeyelim. Bunlar doğrusal tamam mı? Biz konu anlatıyoruz şu anda. Neyse. E, O1D'yi de kaç vermiş bize? 3 vermiş. Arkadaşlar. Burada bir benzerlik var. Benzerlik ne? Şöyle. 4 bölü kaç var burada? 12 mi var? Evet 4 bölü 12 neye eşit olacak? Şu a bölü 3 eşit olacak. A bölü 3 eşit olacak. Hocam şunlar sadeleşti. 3. E, bunlar da sadeleşti. A'yı kaç bulduk? 1 bulduk. A 1 çıktı. Bizden ne isteniyor? TAB a konisinin yan alanı. T a konisinin yan alanı. Tamam. Yarı çapı kaç çıktı? 3. 3 4 5. E, yan alanda yarı çap belli. L belli. O zaman P çarpı r çarpı l. Yani piril arkadaşlar. O da kaç yapıyor o zaman? 15 pi yapıyor. Cevabımız 15 pi oldu. Burada kesik koninin mantığını uyguluyoruz aslında. O yüzden burada yazdım bu soruyu. Çünkü benzerlik kesik konide uyguluyoruz. Ya. Ondan dolayı burada da benzerlik olduğundan şurayı bir bulduk 3-4-5'ten çıktı. Piril de bize TAB konusunun yanal alanını vermiş oldu. Evet örnek 18. Böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 15 pi çıktı. Geldik örnek 19'a. Evet ne diyor şimdi? Ahmet yarım daire biçimdeki kağıtların çapının uç noktalarını birleştirerek şekil hacmi 9 kök 3 pi olan koniler. Evet. Hacmi 9 kök 3 pi olan koniler elde etmiş. Tamam. Arkadaşlar şurası yarım daire biçimdeki koni kıvrılıyor. Hocam R bölü alfa bölü 360 ama alfa verilmemiş. Aslında verilmiş. Bu yarım daire olduğu için 180 değil mi? Şu büyük koni Açılmış halindeki bunun yarı çapı nedir arkadaşlar? R, L'dir. Şuradaki kapağını da düşünecek olursak. Burası da R değil midir? Evet. Şurası R. Burası R. Evet. R bölü L. Alfa bölü 360. 180 bölü 360 olduğuna göre gitti gitti 2. Yani buradan L. 2R eşit oldu? Evet. L dediğim 2R oldu arkadaşlar. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız? Burada. Burada ne yapmışlar? Hacmini de vermiş bana. Oo, o zaman yüksekliği de bulalım. Yükseklik. Hocam 30 60 90 çıktı burada. Niye? 90'ın karşısı 2'ye 30'un karşısı R'dir. E, burası da 60 oldu. O zaman burası R kök 3 oldu. O zaman hacmi kullanabilirim ben. Hacim ne işte bize? 9 kök 3. 9 kök 3 hacmi. P R kare çarpı H. Yani R kök 3 bölü 3'tür. Bölü 3'ü unutmayın. Büyük ihtimalle ben birinci videoda ve ikinci videoda mutlaka unuttuğum bir tane bölü 3 olmuştur arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bazen ben de unutuyorum. Hacinde bölü 3 konide. Lütfen. E burada köküçler gitti. 3 pi 9 köküç pi verilmişti. Pi'ler de gitti. Hocam R27 yaptı. R'yi de buradan kaç buluruz o zaman? 3 buluruz. Evet R3 yaptı arkadaşlar. E hocam çemberler bunlar böyle konuluyor buraya. Buraya konuluyor. Dikdörtgen şeklindeki bir mukavva ya bu şekilde konuluyor arkadaşlar. Konulsun. Bu şekilde konulduğu zaman hocam burası da R burası da R. Bir tane koni 2 re yaptı. Bir tane koni daha 2 re yaptı. O zaman burada kaç tane koni olduğunu bulmak için ne yapacağım arkadaşlar? 2 re dediğim kaç yapıyor? 6 yapıyor. Şu sıraya kaç tane konulduğunu nasıl bulacağım? 108 6'dan. Evet, 108'i 6'ya bölersem kaç yapar? Hocam 2'ye bölsek 54, 3'e bölsek 54 27 mi yapıyor? Dur bakayım. 108'i 6'ya bölsem 3'e bölsem 36. 18. Evet 18 yapıyor arkadaşlar. Değil mi? 18 yaptı. Yani burada 18 tane koni var arkadaşlar. Burada da 90. 90 tane. Yani şöyle birbirine teğet çemberler var ya. Hocam burası RR 2R. Burası da RR 2R. Kaç tane daire olduğunu 2R'lerden bulurum. 2 de kaça eşit? 6 eşit ya. 90'ı da 6'ya bölersem bu da 16 yaptı? Evet. Burada da kaç tane olacak o zaman? 16 tane olacak. Bizde bu yapılan makette en çok kaç tane koni kullanılmıştır? Evet burada 16 tane koni var. Burada da 18 tane var. O zaman 16 çarpı 18 bana koni sayısını vermez mi? Verir. O zaman cevabımız 16 çarpı 18 olacaktır. Hatta 6 alta çarpayım ben bunu. 6 kere 8 48. 8 kere 1 8. Ee, 4 daha 12 ve 16. Bu da kaç yaptı arkadaşlar? 288 mi yaptı? Evet. 20 ile çarpsam 320 yapıyor zaten. Değil mi? Evet, 288 yapıyor. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 16 16 tane. Burada 18 tane. Burada 16 çarpı 18 buradaki koni adedini verir bana. O da 288 yaptı arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Evet böylelikle koniyi bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Yani kürenin konu anlatımında. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.